Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Hocam, bir zaferden söz ediliyor. Vallahi Trump Amerika'nın... Bir zafer varmış hocam. Trump Amerika'nın zaferini ilan etti Twitter'dan. Değerli seyirciler. Trump ilan etti Amerika'yı. Böyle bir soruyla girdik ama bu soru gerçek bir soru. Ben bugün sabah saatlerinde haber kanallarını izledim. Şimdi merkez medyaymış gibi yapan yanaşma ve yandaş televizyonlar var ya, toplumun bir bölümü hala onların pırıltısına kapılıyor. Üstelik de Tayyip Erdoğan'a oy vermedikleri halde orada ne var ne yok diye onları daha çok izlemeyi tercih ediyorlar. Bu da onların ayıbıdır diye düşünüyorum. Bu eleştiriyi hiçbir zaman geri çekmeyeceğim, onu söyleyeyim. O merkez medya gibi davrananları izlemeye devam ettiğiniz sürece bizden bu eleştiriyi göreceksiniz. Fara kapılmış tavşan gibi onların etrafında dolaşıyorsunuz ve onlar size bir illüzyon yaratıyor çünkü. Soçi'de bir zaferin olduğunu söylüyorlar hocam. Ya biz Türkiye'de yaşamıyoruz, ya okuduklarımızı anlamıyoruz, ya olan bitenden haberimiz yok. Bir dakika, çok özür dilerim. Bir ihtimal... Ya da ortada zafer değil, başka bir şey var. Hayır, bir ihtimal daha var. Nedir hocam? Trump söyledi efendim. Ne söyledi? Nasıl onu koskoca Amerika Cumhurbaşkanı'nı görmezden mi geliyorsun? Dedi ki Amerika'nın dedi büyük zaferi. Amerika'nın şimdi... yani ortada bir zafer lafı varsa onu da Trump Amerika'nın zaferi hocam, diye söyledi. Hocam başka şey de var. Bakın kaçırıyorsunuz. Şimdi şöyle bir zafer olabilir mi? Suriye devlet başkanı, ki meşru devlet başkanıdır, Beşar Esad, Soçi mutabakatından memnun olduğunu, İyi olduğunu ve desteklediğini açıkladı. Buyurun. YPG karşı olmadığını söyledi. Dün burada anlattık. YPG bu anlaşmaya göre artık terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığın Dışişleri Bakanlığı'nın imzaları var o mutabakatın. Nedir? Altında. Neymiş? Unsur. Daha nötr bir kavram olan, daha renksiz bir kavram olan unsur, YPG unsurları. Demek ki YPG terör örgütüdür diye böyle ciyak ciyak bağırıyor olmak hiç kimsenin terör örgütü yapmadığı gibi dünyanın kabul etmesini de sağlamıyor. Bir de 6 saat 20 dakikalık bir zirvede siz bunu demek ki kabul ettiremiyorsunuz. Zafer diye yutturmayın bize. Başka bir şey. Sınırda hocam bizim 10 tane mi ne gözlem noktası vardı. 15'e çıkmış. Kim? Fakat kim yapıyor? Kim? Suriye yapıyor değerli seyirciler. Ya Kamışlı ne? Kamışlı'ya da karışamıyorsun zaten. Niye? Kamışlı'yı kime yasakladılar? Türkiye'ye. Neden? Çünkü Kamışlı'da Suriye ordusu ve Rus ordusu var. Yani zafere bak. Şimdi böyle bir şey olmaz. Peki bir başka noktaya bakalım. Adana mutabakatı. Bu anlaşmaya göre Adana mutabakatı diye bilinen Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasından sonra Adana'da Suriye ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanan bir mutabakat anlaşması var. Bu anlaşma Türkiye ve Suriye ilişkilerini, Türkiye ve Suriye sınırındaki gidiş gelişleri ve düzeni garanti altına alan bir anlaşma ve terörle mücadeleyi içeren bir anlaşma. Bu anlaşmaya yeniden geri dönülmüş oluyor. Doğru bir anlaşma. Doğru bir anlaşma. Şimdi hocam soru şu. Size soruyorum soruyu. Madem öyle 2011 koşullarına dönecektik. Bir bunu zafer neresinde? 2012'de başladı Suriye İç Savaşı. 11'in sonu. Evet, tabii. 11'in sonu. 2012 diyelim. 2012'de başladı savaş. 7 yıldır bu iktidarın sürdürdüğü dış politikayı biz nereye koyacağız? Biz ana haber bültenine girişte bizim deyimimizle, televizyon yayıncılığı terminolojisiyle ifade edersek eğer bir teaser yayınladık. Sayın Erdoğan'ın konuşmasını yayınladık. Suriye'ye girileceğini, Selahattin Eyyubi'nin mezarı başında dua edileceğini, Emevi Camii'nde de namaz kılınacağını söylemişti. Bunların hiçbiri olmadı. AKP kendi yarattığı sorunu çözmeye çalışıyor. Çözmeye çalışırken de bunu zafer diye Türkiye'ye yutturmaya kalkıyor. Tam da çözemiyor. Yalnız bu Adana mutabakatında ben bir hemen tekrar söyleyeyim. Siz gene devam ederseniz. Adana mutabakatı Türkiye-Suriye ilişkilerinde doğru bir noktadır ve gerek Putin'in önerisiyle, gerek Türkiye'nin kabulüyle ve tabii ki Beşar Esad'ın yani Suriye'nin kabulüyle Adana mutabakatına dönülmesi olumlu bir adımdır. Olumlu bir adımdır. Ama Türkiye'nin Suriye politikası bakımından, yani 9 yıldır izlediği politika bakımından ya kaç yıldırsa Türkiye'nin işte... Türkiye'nin değil hocam, AKP iktidarı. Evet, hiç zafer mafer değil.
o politika bakımından tam bir gerilemedir. Çünkü eğer Adana mutabakatına uygun bir noktaya gelinecekse başta o noktadaydık zaten. Çağırırsın Esad'ı, Suriye'yi, sınır güvenliğimizi sağla dersin, sağlar. Sağlamazsa her şeyi yaparsın. Sen Suriye'ye müdahale edeceğin zaman Esad seni uyardı. Dedi ki bak Türkiye, bak AKP hükümeti, bak dedi Erdoğan. Eğer dedi benimle uğraşırsanız sizin sınır güvenliğiniz tehlikeye girer dedi. Ve biz harekat sonrası sınır güvenliğimiz tehlikeye girdi. Bunu vurgulayalım. Evet. AKP kendi yarattığı sorunu çözmeye kalkıyor. Doğrusu bu. Çözemiyor. Çözümsüzlüğü de bir zafer gibi sunmaya çalışıyor. Evet. Şimdi bakın. Biz aptal değiliz. Bu millet enayi değil. Kimsenin aklını da alay etmeye de hiç kimsenin hakkı yok. Yandaş medyayı burada açık bir şekilde kınıyorum. Yandaş medya adlarını vereyim. CNN Türk, NTV, Haber Global ne varsa bu merkez medya gibi davranan. Zafer diye sunmaya kalkmayın. Ortada zafer falan yok. NTV'yi izlerken utanç duydum şimdi. Adını vermeyeceğim. Saygı duyduğum, sevdiğim de bir gazeteciydi. Yani iyi belgesellere imza atmış, diplomatik muhabirlik yapan, diplomasi muhabirliği yapan, dış politika yazıları yazmış bir arkadaşımız. Türkiye hem sahada hem masada kazanmış, iyi mi? Ya biz herhalde şeyde yaşıyoruz, Alaska'da falan yaşıyor olmalıyız. Alaska'ya da dikkat edin hocam, yani öyle herhangi bir yerde söylemedim. Yani... Ne diyorsunuz siz? Yani ortada bir zafer olmadığı gibi ortada bir rezalet var. Bakın 472 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öldü. Rezalet bu. Kimin tarafından? IŞİD üyesi teröristlerin bombası, canlı bomba eylemleri, saldırılarıyla yaşamlarını yitirdi. Ankara Gar Meydanı'nda, Kızılay'da, Suruç'ta, İstanbul'da. Bu ülkenin vatandaşlarının kanını döktüler. Askerlerimiz orada şehit oluyor değil mi hocam? Evet. Askerler şehit oluyor. Bak bayrağa sarılı tabutlar Türkiye'ye tek geliyor. Bir şehide, bir günde 5 tane şehit cenazesi tek bir kaldırıldı. Şehidin kanına değmez. Tabii. Tek bir şehidin kanına değmez. 5 şehit cenazesi kaldırıldı. Suriye'de 1 milyona aşkın insan öldü. 4,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye geldi. Suç yayıldı toplumda. Toplumun dokularını zedeledi, bozdu. Bakın adını vermiyorum. Bazı emniyet müdürlükleri, bazı il emniyet müdürleri Tele1 muhabirleri ve yazarlarından destek istiyor. Bu Suriyeliler kim diye, siz iyi biliyorsunuz diye. Bölgeyi iyi izledik. Yani biz şunu yapmadık. Akçakale'ye gidip savaş meydanındaymış gibi yayın falan yapmaya kalkmadık. Doğrudan alandan yayın yaptık. Akçakale'de Nusaybin'e gidip oralardan yayın yaptılar. Durum şu. Başlarına miğfer geçirip ellerine balta malta aldı. Yani, şimdi bu medya, medya tencere, balta, kılıç falan alıp kafalarında mihver filan, Akçakale'de fotoğraf çektirip savaşa gidiyor gibi. Yani şey zannediyorlar. Hocam, Kayıboyu'nun ne diyelim 800 yıl önceki şeydeki Söğüt'teki bir cengine çıktığını zanneden. O şehit sayılarını istatistik zannedenler bunlar. O şehit sayılarını. Evet. Her bir şehit kanı bir ailenin bile değil. Belki 2-3 ailenin ocağına düşen bir ateştir. Şimdi, yaşayan bilir onu. Sedef Kabaş, pazartesi günü bizde başlayan arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız, değerli televizyon programcısı arkadaşımız ve birlikte olmaktan son derece mutlu olduk, bize güç kattı. Pazartesi günü medya ve savaş konusunu işlediler. Çok somut değerli seyirciler, izleyin bakın. Ortada bir zafer olduğunu iddia ediyorlar. Maddeleri biz bugün ana haber bülteninde teker teker değerlendirdik. AKP 2011 koşullarına dönüşün yolunu açan bir anlaşmayı, ki bu bir fırsattır, Türkiye'nin bataklıktan çıkması için bir fırsattır, Sayın Erdoğan için de AKP için de bir fırsattır, böyle bir anlaşmayı zafer gibi sunmaya çalışıyor. Demek ki kolay zafer yok hocam. Demek ki rejimi yıkmaya çalışıp kendi rejimini kurmayı hesaplarken arkana bir hikaye, bir efsane alma çabası o kadar kolay değil. İnsanlar Trablus'tan, Çanakkale'den, Dumlupınar'dan, Sakarya'dan, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nden çıkarak gelip bu cumhuriyeti kurdular. Bu kadar büyük bir hikayeyi böyle uyduruk bir takım şeylerle, anlaşmalar ve operasyonlarla gölgelemeniz ve aşmanız mümkün değil. Bunu söyleyeyim ve hocam size bırakayım sözü. Teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyiciler, çok net
durum fevkalade net. Bir defa dünya kamuoyuna zafer ilan eden bir dünya gücü var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bunu ilan etti. Bu bir zaferdir. Türkiye sınırında işte güvenliği sağladık. Amerikan askerlerini çekiyoruz. Güvenli bölge inşa edildi filan dedi. Bu anında Rusya tarafından yalanlandı. Güvenli bölge filan yok, orada biz varız dedi. Yani güvenli bölge çünkü başka AB, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından, yani Avrupa Birliği tarafından... Sonra Trump düzeltir gibi oldu. Daha evet, sonraki biraz mesela. Daha düzeltti. Çünkü çok tabii ağır bir iddiaydı ve eleştiri doğru bir eleştiriydi. Anlaşmada, Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmada güvenli bölge biçimi veya tanımı Amerika ile Türkiye'nin istediği veya Trump'ın söylediği biçimde yok. Bir başka şeyler var. Şimdi... Birincisi, yani eğer bir zafer varsa onu Trump onu sahiplenmeye çalışıyor. İki, daha önemli, Amerika yenildi kardeşim. Yani ey Sayın Trump, ey Sayın Trump, ey Sayın ABD, siz Suriye'ye Esad'ı devirmek için girmediniz mi? Esad'ı devremediniz ve şimdi bu yanlış bir politikadır deyip benim çok sevdiğim ve desteklediğim bir siyahi, bir Afrika kökenli Amerikalı olduğu için başkanlığa seçilmesini büyük bir sevinçle karşıladığım Obama dönemindeki yanlış dış politikanın devamından kurtardık Amerika'yı demiyor musunuz? Yani Amerika'nın Suriye'deki dış politikasının bir yanlış olduğunu ve bir yenilgiyle sonuçlandığını kabul edip askerlerinizi oradan çekmiyor musunuz? Nedir bu zafer? Ha ben söyleyeyim. Bu zafer Trump'ın açıkladığı biçimde evet. Cumhuriyetçi Parti'den başkan seçilen Trump'ın kendisi seçildikten sonra orada haklı. Kendisi seçildikten sonra yine benim çok sevdiğim ve Amerikan iç politikası bakımından desteklediğim Obama'nın dış politikadaki tavrını eleştiren, yanlış bulan ve ben orada bir ay içinde seçildiğinde söyledi bunu. Bir ay içinde IŞİD'i yenin diye bir program ilan edin, hazırlayın, bana getirin diye NSA, National Ulusal Güvenlik Kurumu'na emir veren CIA'yı filan da Amerikan Haber Alma Örgütü'nü filan da içeren kuruma emir veren bir başkan olarak diyor ki özet olarak Demokratların başkanı Obama Suriye'de yanlış yaptı. Yanlış bir ılımlı İslam, işte Türkiye model ülke filan ve Arap Baharı politikasını sürdürdü. Bu yanlıştı. Ben bunun yanlışlığını gördüm ve ilan ediyorum ve Amerikan askerlerini artık geri çekiyorum. Orada Amerikalılar ölmeyecek, evlatlarımız ölmeyecek diyor ve İlan ettiği zafer, bu kendi açıkladığı iç politikasının zaferi. Ha diyeceksiniz ki şimdi bunu sen bize niye anlatıyorsun Türkiye'de? Efendim şundan anlatıyorum. Suriye'de uluslararası büyük güçlerin güreşmesine tanık oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Maalesef bu uluslararası büyük güçler Suriye topraklarında oluyor. Ve filler dövüşürken Suriye'de çimenler eziliyor. Ve maalesef Türkiye, evet bir güç, ciddi bir güç ama bir bölgesel güç. Türkiye maalesef bir bölgesel güç olarak Suriye'de gördüğümüz bu uluslararası büyük güçlerin güreşinde maalesef katılan bir bölgesel güç olarak önce Amerika ile birlikte güreş tutuyor, birlikte, müttefik olarak. Sonra Amerika'nın yaptığı büyük yanlışı, yani hem ılımlı İslam yanlışını, hem Arap Baharı yanlışını, hem BOP yanlışını, Büyük Orta Doğu Projesi yanlışını fark edip geri çekilmesi üzerine Rusya ile birlikte minderde yalnız kalınca onunla birlikte güreş tutmaya, iş tutmaya başlıyor. Doğru bir tercih, hiç kuşku yok. Ve bunun sonunda Esad gitsin diye başlanan, sonunda Esad gitsin diye başlandığı için sınır güvenliğimizi kaybettiğimiz, Irak'tan oraya naklettiğimiz peşmergelerin destek verdiği YPG, PYG ile sınır güvenliğimizin yok olduğunu
açıklayan bir politikanın sonucunda Esad gitsin diye başlayan güvenliğimizi, sınır savaşı veya müdahalemizi, sınır güvenliğimizi sağlamak için devam ettiren ve nihayet sınır güvenliğimizi sağlıyoruz, bir harekat yaptık, Amerika çekildi, Rusya ile birlikte işbirliği halindeyiz, Esad'la da birlikte olacağız ve o bizim terörist dediklerimiz de oradaki Kürt unsurlardır diyen bir noktaya geldik. Bizim burada, Tele1'de, benim burada yıllardır Cumhuriyet'teki yazılarımla anlattığım noktaya geldik. Sınırda, Suriye sınırında bir sorununuz varsa, bir ülkenin, bir başka ülkeyle bir sınır sorunu varsa, İspanya'nın Fransa'yla, Fransa'nın Almanya'yla filan, o sorun o ülkeyle çözülür. İspanya Bask sorununu, bak unutmayın bunu, İspanya Bask sorununu Fransa ile anlaşarak çözdü. İngiltere, IRA, IRA sorununu onu destekleyen Amerika ile anlaşarak çözdü. Türkiye'de sınır güvenliği sorununu Suriye ile anlaşarak çözecekti. Yapılan yanlış budur. Nokta. Evet hocam. Şimdi kısaca özetlemek gerekirse süremiz doluyor. Bizden sonra hemen Evren Özalkuş'un sunacağı Türkiye'nin geleceği programı var. Burada zaten ayrıntılı bir şekilde konuşulacak. Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi eski başkanı Kor General İsmail Hakkı Pekin Ankara stüdyomuzda olacak. İstanbul stüdyomuzda Onur Öğmen var. Deneyimli bir büyükelçi ve Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki dönem milletvekilliği ve genel başkanlığı yapan bir genel başkan yardımcılığı yapan bir politikacı aynı zamanda. Benim hem sınıf arkadaşım, evet, hem ben Kültür Bakanlığı müsteşarıyken Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı yapan, evet, arkadaşım. Ve Profesör Doktor, yanlış söylemiyorum adını galiba, Erol Katırcıoğlu. Tabii. Stüdyoda olacak ve bu sorunu, bu konuyu enine boyuna değerlendirecekler. İki cümleyle bitireceğim ben değerli seyirciler. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanı çok önemli bir gelişmeden söz, evet, ediyorum. Pardon, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Esper. Evet, evet. Siz dün evet, işaret ettiniz. Evet, onu söyleyeyim. Dün çünkü söylendi dün, bu dün burada. Dün fırsatımız olmadı. Hayır, işaret ettiniz siz. Geçtik de başka bir şey söylüyor bugün hocam. Başka bir şey söylüyor. Türkiye'yi açıkça tehdit ederek Türkiye'nin ve Sayın Erdoğan'ın insanlığa karşı suç işleyebileceğini belirtiyor ve uyarıyor. Siz bunu söylediniz. Evet, biliyorum. Şimdi Ömer el-Beşir statüsüne düşebileceği konusunu uyarıyorlar. Yani biraz önce Sayın Kongar'ın söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünü ettiği zafer Trump'ın zaferi, iç politika zaferi. Burada başka bir ihtimali aklınızda tutmanızı öneriyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında da bu konuda bir mutabakat sağlanmadan Soçi zirvesi toplanamazdı. Soçi zirvesinde imzalanan mutabakat Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşmayı bir kere rafa kaldırdı. 120 saat bitti, 150 saat başladı ve bugün bir son dakika gelişmesi var. Arkadaşlarım bana ilettiler. Rus askeri polisi Türkiye-Suriye sınırında devriye gezmeye başlamış. Kontrolü aldılar. Olay bundan ibaret. Yarın konuyu enine boyuna değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Hoşçakalın. Bir son cümle. Bu şart, bu cümleyi eklemem. Trump ve Amerika analizini yaptıktan sonra. Değerli izleyiciler, Trump dahi, siz bu da ve dahi'nin arkasındaki anlamı çıkaracak kadar zeki ve dikkatlisiniz. Trump da iç politikayı oynuyor. Trump'ın bütün Suriye politikası, yeniden ikinci dönem başkan seçilebilmesi için yapacağı propagandanın temelini teşkil ediyor. Bunu hiç unutmayın. Trump sıkıntıda, ikinci defa seçilememesi söz konusu. İkinci defa seçimini güvenceye almak için dış politikayı, özellikle Suriye'yi kullanıyor. Hoşçakalın. Nokta. Görüşmek üzere.